Bu videoda sonsuz bir geometrik serinin toplamıyla ilgili ispata benzeyen bir şeyler yapacağım. Sonlu bir geometrik serinin toplamında kullandığımız mantığa çok benzer bir mantık kullanacağız. Şimdi, örnek olarak elimizde Buna benzeyen sonsuz bir geometrik seri olduğunu varsayalım. Bu k eşittir sıfırdan başlayarak hiç durmadan sonsuza kadar önümüze çıkan bütün terimleri birbirine ekleyecek. Birinci terim a çarpı ortak oran veya ortak çarpan r üzeri k. Buradaki k'yı ve sonsuz işaretini aynı renkle yazayım. Evet, Buna da sonsuza kadar gideceğimiz için s alt indiz sonsuz adını verelim. Şimdi bu ifadeyi açmaya başlayalım. a çarpı r üzeri, evet a çarpı r üzeri 0 artı a çarpı r üzeri 1 artı a çarpı r üzeri 2. Evet, aynen bu şekilde devam ederek bir tanesini daha yazayım mı acaba? Sanırım gerek yok. Çünkü ne yapmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi sonsuz geometrik bir serinin toplamı için bir formül bulmak istediğimi söylemiştim. Buradaki toplamın bütün terimlerini r ile çarparsak acaba ne olur? Evet, bütün bu terimleri birer birer r ile çarpacağız. Bu videonun ispata benzeyen bir şey olacağını söylemiştim çünkü sonsuz sayıda terim ya da sonsuz bir toplam söz konusu olduğunda sonuç her zaman çok da açık değildir. Ama genel fikri anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi iki tarafı r ile çarpalım. r çarpı sonsuz toplam eşittir. Terimlerin her birini r ile çarpacağız. Başlayalım. a çarpı r üzeri 0 çarpı r a çarpı r üzeri 1'e eşit olur, öyle değil mi? Bu terimi r ile çarpınca da a çarpı r üzeri 2 elde ederiz. Nereye varacağımı gördünüz değil mi? Bunu r ile çarparsam, a çarpı r üzeri 3 elde edip, bu şekilde devam edebilirim, artı nokta nokta nokta. Şimdi de yukarıdaki ile aşağıdakinin farkını alırsam ne olacağını görmek istiyorum. Bu işlemi yapınca eşitliğin sol tarafında s alt indis sonsuz eksi r yani ortak oran veya ortak çarpan çarpı s alt indis sonsuz oluyor değil mi? Sağ tarafında da a çarpı r üzeri 0 ki bu a'ya eşittir. Evet. r üzeri 0 1 olduğuna göre a çarpı 1 de a eder. Aynı renkle yazayım. Ve bundan sonra gelen her terim için burada a çarpı r üzeri 1 var ama sonra a çarpı r üzeri 1 çıkardığımız için bu terimler sırasıyla birbirini götürmeye başlayacak. Bakın. Burada a çarpı r üzeri 2 var ama sonra aşağıda da a çarpı r üzeri 2 var ve bunu bundan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi a'dan sonraki diğer terimlerin hepsi birbirini götürecek ve bu durum sonsuza kadar bu şekilde devam edecek ve sonuç olarak da elimizde a'dan başka bir terim kalmayacak. Şimdi sonsuz toplamı yalnız bırakmak için şurayı S alt indis sonsuz parantezine alalım. S alt indis sonsuz parantez açalım. 1 eksi r eşittir a. Şimdi iki tarafı da 1 eksi r'ye bölersek, s alt indi sonsuz. Bu arada bunun çok şaşırtıcı bir sonuç olduğunun da altını çizmek istiyorum. Neden mi? Çünkü bu sonsuz sayıdaki terimin toplamı için uygun şartlar altında. Altını çiziyorum, uygun şartlar altında sonlu bir sonuç elde edeceğimiz anlamına geliyor. Evet, eşittir a bölü 1 eksi r. Kısa ve öz bir sonuç öyle değil mi? Örneğin eğer elimizde 5 ile başlayan ve ardışık her bir terim için bir öncekini 3 bölü 5 ile çarptığımız bir seri olsaydı. 5 artı 5 çarpı 3 bölü 5 3 eder artı 3 çarpı 3 bölü 5 9 bölü 5 artı bir saniye bu 9 bölü 5 olmayacak değil mi? Moda tabirle beynim yandı herhalde. Yeniden yazayım, yeniden yazayım. Artı 5 çarpı 3 bölü 5, 3 eder. Artı 3 bölü 5 çarpı 3 de 9 bölü 5 eder. Evet, aslında az önceki işlemim doğruymuş. Yanlış olduğunu düşündüm. Nedense bilmiyorum. Neyse, artı e, çarpı 3 bölü 5, 27 bölü 25 eder. Artı çarpı 3 bölü 5, 81 bölü 125 ve bu bu şekilde devam eden bir seri olacak. Evet, elimizde böyle bir seri olduğunu düşünelim. Terimlerin giderek küçüldüklerinin farkındasınız. Öyle değil mi? Çok önemli. Evet, her seferinde 3 bölü 5 ile çarptığımız için giderek küçülen terimler elde edeceğiz. Bu serinin toplamının ne olduğunu bulmak için bir bakalım. Birinci terimimiz nedir? 5, 5 bölü 1 eksi, Ortak oran veya çarpan yani 3 bölü 5, 5 bölü 1 eksi 3 bölü 5, 2 bölü 5 eder ve bu da 5 çarpı 5 bölü 2 yani 25 bölü 2 yani 12,5'e eşittir. İşte size şaşırtıcı bir sonuç. Sonsuz sayıda terimin toplamının sonlu bir sayıya eşit olduğunu bulduk. Şimdi şunu söylemem gerekir ki bu durum ortak oranımızın mutlak değerinin birden küçük olduğu durumlarda. Evet ortak oranımızın mutlak değeri birden küçük olacak. Bu durumlarda geçerli. Terimler giderek küçüleceği için ayrıca R'nin mutlak değeri birden küçük olduğunda paydada mantıklı bir sonuç elde ederiz. Az önce de dediğim gibi terimler giderek küçüldüğü için bu seri yakınsar. R sıfır olursa elimizdeki seri geometrik bir seri değildir ve buradaki birinci terimden bile emin olamayabiliriz ama R'nin sıfır olduğu durumda elimizde sadece A kalırdı ve A bölü 1 eksi sıfırdan da a elde ederdik. Dediğim gibi formül r'nin 0 olduğu durumlarda da geçerli ama r 1'e ya da eksi 1'e eşit olduğunda a artı, a artı a artı a artı a artı a gibi bir şey elde ederiz ve bu sonsuza kadar devam eder. r eksi 1 olduğunda ise sonsuza kadar a eksi a artı a eksi a eksi a artı a şeklinde devam edeceğimiz için toplamın değeri a ile eksi a arasında gidip gelmeye başlar. Bunun için de bu sonsuz geometrik serinin toplamının yakın sadece ortak oranın mutlak değeri birden küçükken ya da diğer bir deyişle ortak oran eksi 1 ile 1 arasındayken mümkündür.